Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bireysel temel ihtiyaç destek kredisinde onay mesajları bir nebze olsun artaraktan gelmeye başladı arkadaşlar. Red mesajı geliyor ama red de geliyor. İptal olan arkadaşlarımızın iptal mesajları da var. Yani onay mesajları biraz daha arttı. Onay mesajları geliyor, mutluyuz. Gelmeye de inşallah daha devam eder bu onay mesajları. Gün içerisinde sizlerden gelen yorumlar olaraktan onay mesajları gelmiş arkadaşlarımızın yorumları şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 Mayıs'ta Ziraat'ten başvurdum. 18'de Halkbank'tan onaylandı. Ona değineceğim arkadaşlar. İnternet bankacılığına girdim. 5 dakikada çektim. Vodafone'dan icralığım. Yarın borcumu ödeyip düzlüğe çıkacağım. Vodafone'dan icralığı varmış arkadaşımızın. Gitmiş Halk Bankası'ndan kredisini çekmiş icralık olması halinde. Bakın Vodafone icralığı olması halinde, yani daha önceden de bahsetmiştir. Turkcell, Avea, böyle Vodafone gibi icralıklara bankalar onay veriyor demiştik. Önemli bir nokta, onay verirken Ziraat Bankası başvuruları Halk Bankası'na devredilmiş arkadaşlar. Artık sizin Ziraat Bankası'na başvuru yaptığınız başvurular nerede? Halk Bankası'nın onay gelebilir. Tabii Ziraat Bankası'ndan da gelebilir. Ziraat Bankası'nın üzerindeki yükü hafifletmek amacı ile Halk Bankası'na devredilmiş. Tabii şimdi Halk Bankası'na devredilmiş de Halk Bankası'ndan da daha hala değerlendirmede bekleyen arkadaşlarımız yok mu? Var. Yani direkt Halk Banka başvurup da onay veya red herhangi bir mesaj bekleyen arkadaşımız, kardeşimiz yok mu? Onlar da var. Onların durumu ne olacak? Onu da düşünmek lazım. Onay ve red mesajları gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Onay mesajı gelirken şu şekilde başka bir arkadaşımızın 21.00'da 7.500 TL onay mesajı geldi Halkbank'tan demiş başka bir arkadaşımız. Red mesajı yok mu? Red mesajı da var. Arkadaşlar onay mesajı gelirken sadece onay mesajlarını konuşmuyoruz. Onayı da konuşuyoruz, red mesajını da konuşuyoruz. Bunu bilinmesini isterim. Yani sadece red, sadece onay, yani sadece onu konuşmuyoruz. Onay da geliyor, red de geliyor. Ama bu aralar onay mesajları biraz da artmaya başladı. Yani red mesajlarından daha fazla gelmeye başladı. Bunu söylemek istiyoruz sadece. Ama bundan önceki zamanlarda gelen toplu redler, daha onun arkasında akabinde 3-4 gün boyunca arka arkaya gelen red mesajları. Sonuç bu onaylar geldi. Ama bu arkadaşlar onay aldı. Hayırlı uğurlu olsun hepsine. Ama red gelen kardeşlerimizin durumu ne olacak? Bununla alakalı herhangi bir çalışma yapılıyor mu? Herhangi bir gelişme var mı? Bankalar, yetkililer herhangi bir işlem yapıyor musunuz? Bilmiyoruz arkadaşlar. Biz de net olaraktan bilgi, bunu tam bilmiyoruz. Red gelen arkadaşlarımız sadece bir tane red mesajı aldılar. Bakın sadece bir tane red mesajı aldılar. Arkasından neye göre red edildi, neden red verildi, hiçbir açıklama yok. KDK şikayeti var, bilmem ne var, Bankalar Birliği şikayet edin demiştik. Bankalar Birliği'ne de şikayet eden arkadaşlarımız var. Onların da henüz geri dönüş sağlanmadı onlara da. Ne olacağı belli değil onların da. Ama şöyle bir durum var. Biz ne yaparsak yapalım şikayet konusunda vesaire konularda ne yaparsak yapalım, bankalar ve üsttekileri, yani yetkililer bildiğini yapıyor arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz görüldüğü gibi 5 dakikada Vodafone'un icralığım var. 5 dakikada çektim diyor yani. Paramı yattı, 5 dakikada çektim. Eyvallah. Onaylanmış, çekmiş. 12 Mayıs'ta Ziraat'tan başvurmuş. Halkbank'a devredilmiş, onaylanmış. Bazı yorumlarda dün bir toplantı vardı, kabine toplantısı vardı. Ondan sonra bu onayların geldiği söyleniyor. Olabilir. Tam bu konuyla alakalı net bir bilgimiz yok. Olabilir bu. Ama konuşmamız gereken bu onaylar geldi. Onaylar geliyor. Redler de geliyor. Onaylar inşallah bu şekilde daha da artarak devam eder. Temennimiz o. Ama red gelen insanlar aynı şekilde mesela şöyle Vodafone'a icralığı olup
da red gelen arkadaşımızın durumu ne olacak? Hani bankalara ben kendi şahsım adına değişik değişik birçok yazı yazdım da kesinlikle bir dönüş sağlanmadı. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank. Yani sormak istediğimiz şey, siz birine red verdiniz, aynı durumdaki insana neden onay verdiniz? Sorduğumuz sorular sadece basit ve bunlar. Bunlara bir cevap alamadık maalesef. Ya banka demiyor ki ne bize, ben bu şu şartlara dayanaraktan onay veriyorum. Net bir şekilde söyleyeyim, müşteri temsilcisi vesaire aradığımız zaman söyledikleri 5000 TL ve altı geliriniz varsa, 5000 TL veriyoruz, ondan bireysel olarak değerlendirilmiştir. Bakın, iyi dinleyin arkadaşlar. 5000 TL altı olanlara kullandırılıyor diyor müşteri temsilcisi. Biz diyoruz ki ne? 5000 TL ve üstü kullananlar nasıl kullandı madem? Onlara nasıl verildi? Kredide şart 5000 TL ve altı değil miydi diye sorduğumuzda ise banka onları bireysel olarak değerlendirmiştir. Ondan dolayı vermiştir. Bizi ne olaraktan değerlendiriyor? Yani banka diyor onların kredi başvurularını bireysel kredi olaraktan, temel ihtiyaç destek kredisi değil de bireysel kredi olaraktan değerlendirilmiştir. Ona göre onay vermiştir demek istiyor. Peki faiz oranları aynı, ödeme koşulları aynı. Değişen bir şey var mı? Yani ödeyeceği miktar, faiz oranları vesaire bunlar hep aynı. Gel gelelim varlık şirketi icralık olanlara. Varlık şirketi icralık olanlar onay alan var. Alamayan neden alamadı dediğimiz zaman artı yeni çıkan torba yasada bu varlık şirketidir, icralıktır vesairedir. Bunlar banka bak sicil affı demiyorum arkadaş, torba yasada geçen banka bu tip olayları görmezden gelebilir. Bankanın elinde varlık şirketine de borcunu da verebilir, icralık olanı da verebilir. Tamamen bankanın eline bırakılmış bir kanun. Banka bunları verdiği zaman kesinlikle de bir cezai işlem yemiyor. Bankalar tarafı, ya bank BDDK tarafından herhangi bir cezai işlem yemiyor. Banka ne yapıyor? Varlık şirketi borcu olan birine veriyor, birine vermiyor. Bunun nedeni ise arkadaşlar söylenenden bahsediyorum. Bankanın şey politikası, ekonomik politikası, risk politikası. Yani aynı olanda birini riskli görüp birini riskli görmüyor. Başka hiçbir şey açıkladıkları yok. Bakın sadece risk politikası. Varlık şirketine borcu olan, aynı durumda olan birinin riskli, diğerini risksiz görerekten kredi verebiliyor. Bunu da anlattıklarına göre uzun vadede, bankada belirli miktarda parası varsa, giriş çıkışları iyiyse, yani bankaya para yatırıyor, çekiyor ama icralık bu adam, varlık şirketine borcu var, diğer bankalardan para alışverişi seri devam ediyor veyahut da fatura ödemelerini bankadan gerçekleştiriyorsa, bunlar kredi notlarını, KGB puanlarını yükselten olaylar arkadaşlar. Bunlara bakılıyor, para giriş çıkışlarına bakılıyor, maaş durumlarına, yani atıyorum Garanti Bankası'na 3000 lira maaşınız yatıyor veya 3500 lira yatıyor, diğerininki 2200 yatıyor, ikinizin de icralık durumunuz var, varlık şirketinde borcunuz var. Bunları banka giriş paralarını, miktarlarını ay bazında veya yıl bazında değerlendirerekten sicil durumu icralık olanlara, varlık şirketi onaylara olanlara, varlık şirketinden sıkıntısı olanlara onay veya red verildiğini söylüyorlar, iddia ediyorlar. Bu bize söylenen. Ya ne kadar doğrudur bu şekilde yapmaları tam bilmiyoruz. Söylenen bu yönde. Bir de hiç bir şeyi olmayan, yani borcu morcu olmayan arkadaşlarımıza red verilmesi, hay veyahut da hala daha bekletilmesi olayları var. Bunlar bankalardan, yani hiç borcu olmayan arkadaşlarımıza 3 bankaya başvuru yapma olanağı yüksek olduğu söyleniyor. Yani illaki birinden onay verileceği ihtimali olduğunu söyleniyor. Yani 3 bankaya başvurmuştur. 2 tanesi red, 1 tanesi onay gelecektir muhtemelen arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. Söylenen bu yönde yorumlar kısmına yazabilir. Yani hiçbir borcu olmadan red alan varsa bu konuyu araştırmak istiyorum ben de. Yorumlar kısmına da yazabilir. Kendisine yardımcı olmak isterim. Neden red aldığı konusunda. Durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar.
Temel ihtiyaç destek kredisinde bayağı bir zaman geçti. 100 günü devirdik, 110 gün oldu neredeyse. Artık arkadaşlar gördüğünüz üzere onay mesajı da var. Onay mesajları inşallah bu şekilde artaraktan devam eder. Ama şunu söyleyelim, sizin krediniz, bakın sizin krediniz, Sıraat'ten başvurduğunuz krediniz Halkbank'ta onaylanabiliyor. Yani paranızı Halkbank'tan çekebilirsiniz arkadaşlar. Başvurunuz Ziraat'ten olsa bile Halkbank'tan onay mesajı gelebilir. Bu duruma şaşırmayın. Normal gider Halkbank'tan çekersiniz arkadaşlar. Konuyla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah bankalar bu olumlu tavırlarını devam ederler ve olumlu bir şekilde de olumlu mesajlar gelmeye devam eder. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.